Selamlar. Registro 2022 ile gelen özelliklerden biri de Force Run to Cursor özelliği. Bunun için arkadaşlar hemen bir örnekle göstereyim. Böyle küçük bir metot yazdım. IsPalindrome şeklinde. Bu, ve bu metodun içerisinde birden fazla breakpoint koydum. Şimdi kodumu start debugging ile bir debug modu alıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada ilk breakpoint'te durdu benim kodum. Fakat diyelim ki ben kodumun içerisinde bu 18. satırdaki breakpoint'e gitmek istiyorum. Ve aradaki hiçbir breakpoint'te durmasını istemiyorum burada ne gibi seçeneklerimiz vardı daha önce buradaki direkt breakpointleri bilebilirdik veya buradaki continue seçeneğiyle ilerleyebilirdik fakat Visual Studio 2022 ile birlikte gelen bu force run to cursor özelliğiyle artık belirli bir breakpointe aradaki kodlardan hiçbirisinde durmadan ilerleyebiliyoruz. Bunun için arkadaşlar iki seçenek var. Ben burada ilk seçeneği göstereceğim. Hangi satırda durmasını istiyorsam burada 18. satırda mesela sağ tıklayıp buraya gelip Force Run to Cursor seçeneği ile bu satıra gelmesini sağlayabiliyorum. Hemen deneyelim Force Run to Cursor de dedim. Gördüğünüz gibi arada başka Breakpointler olmasına rağmen onlar da durmadı. Benim için hiç önemli değil. Benim önemli olan tek yer burada 18. satırda durması. Buradaki değerleri kontrol etme. İkinci bir seçenekte arkadaşlar tekrar bu location'ı buraya alayım en başa. Gördüğünüz gibi ben bu satırda üzerinde durduğumda burada tek bir yeşil ok beliriyor. Bunu arkadaşlar ben shift metoduyla bastığımda bu oklar ikiye çıkıyor gördüğünüz gibi. Ve içerisinde de tooltip'te de artık görebileceğiniz gibi anlamında force run execution to here anlamında. Yine ben bu yolla da aslında aradaki bütün breakpoint'leri kesip, hiçbir kodda durmadan istediğin breakpoint'e direkt orada çalış ve o satıra gel şeklinde diyebiliyorum.